Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına, ister kahvaltıya, ister diğer öğünlere pratik bir şekilde hazırlayıp severek tüketebileceğiniz bir pizza tarifi hazırladım. Öncelikle sosumuzu hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ aldım. Üzerine bir fincan kadar rendelenmiş domates veya domates suyunuz varsa onu ilave edebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekledim ve bir de irice sarımsağı bu şekilde ezerek sosuma ekledim. Şeker birazcık eriyinceye kadar ve bütün malzemeler özleşinceye kadar bu şekilde azıcık karıştırdım ve hemen pişirmeye ocağıma alıyorum. Bu arada önceden soymuş hazırlamış olduğum 3 adet orta boy patatesimi rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Çiğden kullanıyoruz patatesleri, haşlamaya gerek yok. Benim kullandığım patatesler bu kadar oldu. Siz dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Artırıp eksiltebilirsiniz. Daha sonra patateslerimin suyunu süzüyorum. Bir eleğe ekliyorum ve bastırarak suyunu süzüyorum. Ben patateslerin suyunu süzgeçle sıktım ama siz dilerseniz elle de sıkabilirsiniz. Bu kadar, gördüğünüz gibi suyu çıktı ve suyu sıkılmış patateslerim de bir miktar hacmini kaybetti. Patateslerimin hemen üzerine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Daha sonra ise baharatları ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar kırmızı biber, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve damak tadıma göre de yine 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Baharatlar tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz ama kırmızı biber ve karabiber çok yakışıyor. Bu şekilde bütün malzemelerimiz birbirine geçene kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonrasında da üzerine bir tutam kadar doğranmış maydanozumu ekliyorum. Yine patateslerimle maydanozlar iyice karışana kadar bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Harcımız bu şekilde hazır olduktan sonra hemen pişirme işlemine geçiyoruz. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ ilave ettim. Hazırlamış olduğumuz patatesli harcı hemen tavama ekliyorum. Gördüğünüz gibi patateslerimiz bu eklediğimiz baharat ve yumurtayla birazcık daha sulanacaktır. Dilerseniz bu suyunu süzebilirsiniz ama tat kaybı olabilir ve bu suyuyla pişirirseniz eğer iç kısımları da bu suyunu çekene kadar tamamen pişmiş oluyor. Hemen bu ayrıntıyı da vereyim ve patateslerimizi bu şekilde tavanın her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz. Benim kullanmış olduğum patates birazcık kalın bir taban oluşturacak ama siz eğer daha çıtır olsun, daha ince olsun isterseniz 3 orta boy yerine 2 orta boy, hatta tek patatesle bile hazırlayabilirsiniz bu kahvaltılığı. Kullanacağınız tavanın boyutu da önemli, kullanacağınız malzemeler için. Hemen üzerini kapatıyorum patateslerimin ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Kenarlarından birazcık kızardığını görünce ve tavanızdan kolayca bütün bir şekilde salladığınızda ayrılıyorsa alt kısmı pişmiş demektir. Dilerseniz bir spatula ile da kenarından kaldırarak bakabilirsiniz. Patatesli tabanımızın alt kısmı piştikten sonra hemen bir tabağa ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi tabanı nar gibi kızarmış ve hemen beklemeden tekrar tavamıza aktarıyoruz tabanımızı. Bu şekilde kenarlarını birazcık düzeltiyorum ki o açıkta kalan kısımlar yanmasın ve daha güzel bir görüntü olabilsin. Bu arada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Ben tavamın altına gördüğünüz gibi herhangi bir yağ ilavesi yapmadım. Ama dilerseniz 1 yemek kaşığı kadar veya daha fazla yağ ilavesi yapabilirsiniz. Ben üst malzemeleri eklediğim zaman kullandığım malzemelerdeki yağ yeterli geleceği için yağ eklemedim. Hemen bu ayrıntıyı da vereyim ve pizzamızın üst katını hazırlamaya başlıyoruz artık. Hazırlamış olduğum domates sosunu hemen
patateslerimin üzerine yayıyorum. Eğer daha pürüzsüz bir görüntüsü olsun istiyorsanız robottan geçirebilirsiniz bu hazırladığımız sosu. Sosumun üzerine de daha önceden rendelemiş olduğum mozzarella peyniri ekliyorum. Pizzanın üzerine de damak tadıma göre yakışacağını düşündüğüm malzemeleri ilave ediyorum. Biber, sucuk, mısır kullandım ben. Siz dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Yine malzemelerimi ekledikten sonra da üzerine rendelenmiş kaşar ve mozzarella karışımından bir kat daha ekliyorum. En üstüne de siyah zeytin, çekirdeği alınmış doğranmış siyah zeytinler ekliyorum. Bu şekilde pizzamız artık pişmeye hazır. Hemen pizzamı ocağa alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kısık ateşte üst malzemeleri altı pişene kadar bekletiyorum. Altı piştiği zaman zaten üst tarafı da pişmiş olacaktır. Eğer kullanacağınız sucukları iri doğrarsanız o zaman pişmeme riski olabilir. Birazcık ince doğramanızı tavsiye ederim. Benimkiler çok güzel pişti. O gördüğünüz ayarda kesebilirsiniz. Bu şekilde hazır olan pizzamızı hemen servis tabağıma alıyorum. Zaten öncelikle görüntüsüyle iştah açıyor. Bir de pratikliği yanında ekstrası oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu kahvaltılığı. Kahvaltılık diyorum sürekli ama günün her öğününde yenebilir. Oldukça pratik ve lezzetli ve doyurucu bir tarif oldu bu. Bu şekilde hemen dilimleyip iç yapısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi ben patatesleri birazcık fazla kullandım ve kalın bir taban oluşturdum ama çok daha ince yapabilirsiniz. O zaman çok daha çıtır olacaktır ve daha ince bir tabana sahip olacaksınız. Benim pizzalarım bu şekilde oldu. Kesmiş olduğum dilimi hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşak bir taban elde ettim ve üstündeki bütün malzemeler tabanı pişene kadar pişmiş oldu. Günün her saati kolaylıkla hazırlayıp severek tüketebileceğiniz bir tarifimi daha bu şekilde anlatmış oldum. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı unutmayın ve bundan sonraki gelecek tariflerimden daha çabuk haberdar olmak için ücretsiz olarak abone ol butonunu tuşlayıp zili aktif hale getirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.